Kardeşlerim, nasip oldu yaklaşık 3 haftadan beri sizlerle birlikte camimizde teheccüd namazına başladık. Her cuma gecesi ümmet için, alemi İslam için cuma gecelerini ihya etmek için teheccüd namazını gündemimize alalım istedik. Çünkü bu vakitler, şimdi düşünün ki sabah namazı saat 7.53'te vakit çıkıyor. Özür diliyorum, 7.57'de İstanbul için. İmsak vakti, yani teheccüd namazını en son kılabildiğimiz zaman dilimi 6.28. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez kıymetli dostlar. Eğer bu zaman dilimlerinde, bu vakitlerde hala hayatımızda teheccüd namazını ihya edemiyorsak, teheccüd namazı kılamıyorsak, başka bir vakitte, başka bir zamanda teheccüd namazı kılmamızın mümkünatı olmaz herhalde. Çünkü artık imsak vaktinin tabiri caizse çocukların okula gittiği bir vakte rast geldi, denk geldi. Bu zaman dilimlerini Efendimizin ifadesiyle ganimete dönüştürmek, fırsata çevirmek için tam bu vakitlerde, bu zaman dilimlerinde hayatımızda gece vakti, yani Rabbimizle olan irtibatımızın güçlendiği bir vakit olarak teheccüd namazlarımızı ihmal etmemek, ardından o arayı zikirle, Kur'an-ı Kerim'le geçirerek sabah namazını eda edelim ki Allah'la olan irtibatımız, Allah'la olan muhabbetimiz güçlenmiş olsun. Bakınız, İsra suresinde Yüce Rabbimiz o teheccüd namazını kılanlarla alakalı ne buyuruyor? Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus derken, malumunuz teheccüd namazı kainatın efendisi, ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a teheccüd namazı farz idi. Bize mahsus sadece nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki, teheccüd namazını kaçırma ki Rabbin seni övülmüş bir makama yücelsin. Övülmüş bir makam. Rabbinle irtibatını güçlendirmek, çocuklarımızla alakalı derdimiz, ailemizle alakalı problemimiz, geçim sıkıntımız, hastalıklarımız varsa bize hep dualar emanet ediliyor. Duayı emanet edelim, güzel dua isteyelim, dua talep edelim ama teheccüd vaktinde kalkıp hiç değilse iki rekat olmak üzere 6 rekat teheccüd namazı kıldıktan sonra ellerimizi bizatihi yaratana açarak, hiçbir aracısız direkt Allah'a bağlanarak bütün derdimizi Allah'a arz etme vaktidir. Rabbim inşallah bu vakitleri fırsata dönüştüren, Rabbimizle olan irtibatımızı güçlendirme noktasında Rabbim bu günleri, bu geceleri bu noktada ihya edebilmeyi bizlere nasip eylesin.